Gençler, abisinin. Biz tabii kanatlarını görmediğimiz için tam olarak anlayamamışız ama mahalleye bir melek gelmiş. Aa işte melek. Fikret'le tam olarak burada tanıştı. Fikret baba baba diyor, ağlıyor. Anlatamam sana. Cuma kolay gelsin. Kolaysa hoşuna gelsin ya. Ya kardeşim sen bu radyoyu nasıl tamir ettin ya? Bu fişe takınca ısınıyor. Hatta cayır cayır yanıyor bu radyo ya. Cahil cahil konuşma amamcı be ya. Ben onu geliştirdim. Artık o sadece radyo teyip değil. Geliştirdin mi? Nasıl geliştirdin? Şöyle anlatayım ben sana. Bak fişe takalım. Isınması normal be ya. Bak. Şimdi sen bunu eskiden sadece radyo ve teyip olarak kullanıyordun. Ben bunu biraz daha geliştirdiğim için ayrıca sen bunu şimdi ütü olarak da kullanabilirsin. Bak peştemallarını böyle ütülersin. Ayrıca ocak olarak da kullanabilirsin. Mesela buraya tava koyabilirsin, üstüne yumurta kırabilirsin. Burada sosisini pişirirsin, hop gelsin be. Cuma, peki ben bu radyoyla adam öldürebilir miyim? He? Şimdi seni öldürmek istiyorum da. Arge çalışmalarımız henüz devam ediyor. Onunla ilgili kesin bir şey yok ama geliştireceğiz yavaş yavaş. Neyse bu şimdilik senin işini görür. Ben ücreti mukabilini alayım bakalım. Para mı istiyorsun? İki fonksiyonundan sonra 8 fonksiyonu yükselttim onu. Hala para istiyorsun yani diye bana yapıyor. Al başımın gözümün sadakası olsun. Sadaka değil, emeğimizin hakkını istiyoruz biz be. Bir saniye gitmeyin lütfen. Evet, orijinal. Kontrol ediyorsun. Ya ben senin kadar para göz bir adam görmedim Cuma yani. Ya nasıl bir insansın sen ya? Para gözlükle ne alakası var be ya? Sahte mi değil mi diye onu kontrol ediyorum. Sahte değil, orijinal diyorum. Ya bu koca mahallede sahte olan bir tek şey var Cuma, o da sensin. Şimdi alsak bunu, böyle kontrol etsek seni, içinde tel çıkmaz lan senin. Güzel lafmış vallahi. Evet, ben bunu Face'e yazarım. Ama Face'e yazmam be artık. Sosyal medyamı dondurdum ben geçen haftaki olaylardan sonra. Salak amamcı. İsmail, vallahi o binanın idroporunda arıza var. İdroporunu yaptırırlarsa parayı buluruz. Vallahi büyük para kalır. O ne lan? Şşt, bozuk para mı? Altın mı acaba? Bakalım. Gazoz kapağıymış be ya. Ay mesela. Para göz Cuma'ya bak. Ya sevgili atası Tesla, amma para gözsün ha. Lan yeter be. Sürekli para göz, para göz, para göz aşağı, para göz yukarı. Siz mahallecik delirdiniz mi acaba bana karşı? Yalan mı abi, para göz değil misin? İsmail abi sen söyle, Cuma usta parayı seviyor mu, sevmiyor mu ya? Vallahi ne yalan söyleyeyim. Ustamın paraya duyduğu sevgi benim tezeneye duyduğum sevgiden fazladır. Resmen ölümsüz aşk yaşarlar. Yok öyle bir şey be ya. Olur mu sen? Niye böyle bir şey diyorsun? Vallahi ben parayla hiç işim olmaz. Üzerimde para olduğu zaman ben huzursuz olurum. Niye böyle yapıyorsunuz bakalım be ya? Üzeyir kardeşim, acaba bugünkü dolar kuru nedir? Dolar alış 4449, satış 4459. Euro alış 4442, satış 4448. Sterlin alış 4463, satış 4483. İstince frangut alış 4473, satış 4478. Ulan hani parayla alakan yoktu senin ha? Yürüyen borsa gibisin lan. Şaşırtmacalı sorun sorulması alacağınız olsun be. Lan dur, nereye gidiyorsun? Dur bırak beni be ya. Bunlar döktüm, bunlar hep para. İsmail, onlar beni sevmesinler, takılmasınlar bana. Paragöz diye ismimi çıkarttılar mahallede be. De herkes Paragöz Cuma, Paragöz Cuma diye arkamdan lak 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 konuşuyor. Bugüne bugün benim adım, bilim adamı Cuma olarak nam salmıştı dünyaya be ya. Para geldi. Gel benim amcam ya. Onlar çocuk ne bilsinler ya, cahil çocuk onlar, kızma. Hep bu Libyalıların yüzünden ha. Onların konuyla ne alakası var? Cahil cahil konuşma, beni sinirlendirme Allah'ını seversen. Parayı onlar bulmadı mı oğlum? Bulmadı. Onlar Lidyalı, Libyalı değil. Lidyalı, neyse ne be ya. Aman tamam, kim bulduysa buldu. Ne oldu? Benim başıma bela oldu bu para. Ben emeğimin hakkını istiyorum be ya. Para göz falan değilim ki, ben çalışıyorum, kazanıyorum. Onun karşılığında bir meblağımız var yani, onu verin bana. Ana, bu köpek kayıp mı olmuş la? Hep bu kadar tatlı köpek kayıp mı olmuş, yazık la? Ya İsmail sinir etme beni, ben sana burada ne anlatıyorum? Sen köpek mebek anlatıyorsun bana be ya. Yemin ederim bundan sonra parayı olayımdan kaldıracağım. Yemin ederim bütün ticaretimi takas üzerinden yapacağım ben be ya. Ulan ha, $1000 ödül he? $1000 ödül mü? $1000 ödül. Şu anda dolar 3459 lira olduğuna göre İsmail, 3
arabaya. Hemen bulmamız lazım bu köpeği. Usta sen daha şimdi parayı hayatından çıkaracağını söylemedin mi? İsmail, mantık sınırlarını zorlama oğlum. Bak paraya bak. 3.459.000 liradan bahsediyorum sana. Hemen bulmam lazım bu köpeği. Adı neymiş bunun? Toby. Toby, gel bakalım yavrum. Toby. Toby, gel yavrum. Toby. Şu köpeği gördünüz mü? Yok abi. Toby, gel yavrum. Gel aslanım, gel yavrum. Gel akıllı köpeğim benim. Aferin be ya. Gel bakalım Toby, Toby. İsmail, kayıp köpek Toby'yi buldum ben be ya. Gel bakalım Cuma Usta'na gel. Allah! Usta sen Toby'yi mi buldun? Ne ara, nasıl buldun? Helal olsun ya. Sherlock Holmes gibi adamım ben be ya. Bak resimdekinin aynısının tıpkısı. Yemin ederim gelsin Benjamin'ler, Franklin'ler. Ay, ay! Come on. Come on my boy. Come here. Usta bu köpek Toby değil. İngilizce konuşuyorum, anlamıyor. Oğlum sen kafayı mı yedin? Ben bile anlamıyorum İngilizce. Köpek nereden anlasın be ya kapçı kazdı? Senin anlamaman normal usta. Ben senin kapasiteni biliyorum da bunun altında bak ne yazıyor bu afişin altında küçük harflerle. Okumadın mı sen bunu bak? Toby İngiltere'den getirildiği için sade İngilizce komutları anlar. Anlayacağın üzere bu Toby değil. Eyvah eyvah eyvah. Benjamin'ler, Franklin'lere kavuşmadan uçup gidecek mi o paralar? Hayatta izin vermem böyle bir şeye. Usta $1000 da gitti. Benjamin'i de unut. Hayatta unutmam. Şey yapsak acaba köpeğe İngilizce öğretsem olmaz. Önce birinin bana İngilizce öğretmesi lazım ki ben köpeğe öğreteyim. Oo, uzun hikaye. O zamana kadar orijinalini bulurlar Tobi'nin be ya. Usta iyisi mi siz köpekle beraber İngilizce kursuna yazılın. Kardeş kardeşe öğrenin. Aha ha ha. Çok komiksin İsmail. Saçmalama be ya. Buldum İsmail. Sen bize İngilizce öğreteceksin kimse. Yok artık. Var artık. Ben ancak kendime yetiyorum ya İngilizce konusunda. Bende vokabülleri eksik, gramer zayıf. Ne anlatıyorsun oğlum ya? Allah Allah. Gel yavrum, git yavrum, otur yavrum, kalk yavrum. Yavrum ne demek İngilizce bakalım? Dear. 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 Prenses Dear. Toby lan bunun adı. Gel bakalım. Toby. Evet çocuklar, şimdi defterlerimize yazıyoruz. Come here. Come here. Yani ne demekmiş? Buraya gel. Come here, buraya gel demek. Yaz bakalım defterine. Kendi aranızda konuşmayın. İsmail ya ders kaynatmaya bakıyor. Çevelek çevelek sağa sola hiç. İsmail yok, İsmail yok. İsmail tamircide hocam diyeceksin. Tamam hocam, tamam da benim dersim pistir biliyorsun. Vallahi gelişine yapıştırırım, haberin olsun. Hocam, özür dilerim. Ergen ergen hareketler yapma. Benim asabımı bozma. Şimdi derse dönüyoruz. Bakalım ne kadar öğrendik, ne kadar öğrenemedik Cuma Efendi. Evet, Cuma. Give me your hand. Give me. Nereye yazdık biz o give'i? Kopya çekmek yok, kopya çekmek yok. Yok, olur mu öyle şey? O yazdıysa da ben atlamışım. Benim yazdıklarımdan söyleyeyim o zaman. Yes, die, come on, good night, British, I'm Madonna. Ah Cuma, ah tembel Cuma, kafasız Cuma. Bak şimdi, Toby, give me your hand. Heh, gördün mü? Çalışkan öğrenci nasıl belli ediyor kendini? Madem biliyorum, niye bana kopya vermiyorsun ha? Stuit! Dakika bir dakika. Sen arkadaşın kopya çekmeye mi teşvik ediyorsun? He? Çakallık mı yapıyorsun? Yok öyle şey olur mu hocam? Kopya... Hayır. Yani hiç ezberci zihniyette de karşıyız da... I am idiot. Ha bak, insanın kendini bilmesi çok güzel bir şey. Haklısın Cuma. Ama hakaret dışarıdan gelince makbuldür. Sen şimdi kendine hakaret ediyorsun. Farkında mısın? Ay, I am ben demek mi be ya? Aa, kendi kendime... Ay, çok kötü bir şey. O. Evet, ben şu İngilizceyi bir çözeyim. Bak sana nasıl gelişine giydireceğim. Hiç merak etme. Hayvan haklarına da saygılıyım bir yanda tabii. Bak, bak işine bak. Hadi ağlama. Ağlayamıyor ki zaten. Evet öğretmenim. Come here my boy. Gel. Go tabii go. Gel. Come here my boy. Tabii go. Gel. Come on. Merhabayım be. Ne yapıyorsunuz bakalım? Gel şuraya. Hayırdır ya Cuma Usta? O nedir? Hayır olsun. Ol sen kardeş. Hayırdır be ya. Kayıp köpek Toby'yi buldum. Bulana $1000 ateşleyeceği yazıyordu. Kim ateşleyecekse ateşlesin de ateşimizi alıp gidelim. İşimiz gücümüz var çünkü, öyle değil mi? Peki Cuma Usta, ilanda İngilizce bilir yazıyor. Acaba bu köpek ağızlı İngilizce biliyor mu? Yani hani ben buradan
Washington, portakal desem. Yani hani anlayacak mı acaba? Washington diyor ya. Biliyor ne demek be ya. İngiliz filolojisi mezunu bu köpek. Haberin var mısın? Diplomalı hem de. İsmail konuş bakalım köpekle. Ben Texas aksanıyla konuştuğum için çok iyi iletişim kuramıyoruz. Kendisi British çünkü. Bakın şimdi. Toby, give me your hand. Give me your hand. Gördün mü bize sana girmiyor hayat desek öküzün trene baktığı gibi bakarsın köpek öyle mi ama hiç zehir gibi maşallah. Aferin Toby bakalım. Cuma bir de ben bir konuşayım istersen. He? Tamam. Toby, I run each man is the your son each. Bak anlamadı öyle bakıyor. Kaç yaşında adamsın espri anlayışına bak ya. Aa yazıklar olsun sana. Why? I want why. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.